Merhabalar arkadaşlar, Mutfak Tesisler kanalımıza hoş geldiniz. Bizi izlediğiniz için, tercih ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle videoların devamı için abone olup beğenmeyi unutmayın. Küçük bir hatırlatmada bulunayım dedim. Böyle fıstık yeşil güzelleri, mini köstebek pastaları yapmaya ne dersiniz? Renklerine bakar mısınız? Ama gerçekten çok güzel oldular. Ben bile neredeyse tahmin etmiyordum böyle olacaklarını ama harika oldular. Buyurun tarife geçiyorum. Böyle avuç dolusu gördüğünüz kadar ıspanaklarım var. Güzelce yıkadım, ayıkladım onları. Sapları ile beraber yapıyorum ben arkadaşlar. Hiçbir şey olmuyor, gayet güzel oluyor. Hem saplar israf olmamış oluyor hem de gayet güzel oluyor. Bu şekilde ikiye bölerek bir tencerenin içine alıyorum. Hepsini koyun, hiç korkmayın. Anca yetecektir. Bu şekilde koydum. Yarım çay bardağından biraz daha az su koyuyorum. Dibi yanmasın diye o da arkadaşlar. Kapağı kapatarak ocağın üstüne alıyorum. Tam 5 dakika, çok fazla değil. 5 dakika orta ateşte kaynattım. Bu şekilde görüyorsunuz. Renkleri olduğu gibi duruyor. Hatta başından ayrılmayın derim yani. Renklerin öyle kalması çok önemli. Hemen sıcak sıcak blender kabına aldım. Blender'e vurdum. İyice püre haline getirdim. Şimdi ben size kıvamını göstereceğim. Kesinlikle hiçbir şekilde böyle içinde ıspanak parçası kalmamalı. Ben hiç sevmiyorum. Hatta bazı tariflerde falan bakıyorum. Kek falan yapıyorlar ama içinde ıspanak parçaları var. Hiç hoşuma gitmiyor. Bana göre böyle pürüzsüz, yemyeşil bir görüntü olması gerekiyor. Bakın böyle bildiğiniz böyle sıvı patates püresi gibi hiçbir şekilde parça yok. Böyle pürüzsüz püre ihtiyacımız var. 4 tane yumurta, iri yumurtalar olacak arkadaşlar. Mikserimi alıyorum. Bu şekilde gösteriyorum. 4 iri yumurtam var. Bir su bardağı şekeri ekleyerek mikseri çalıştırıyorum. Tam 10 dakika yumurtayla şekerim kesinlikle 10 dakika aşağı olmayacak şekilde çırpmaya bırakıyorum. Burası çok önemli. Püf püf pandispanya kekleri falan istiyorsanız arkadaşlar yumurtayla veya şekeri çok iyi çırpmanız şart. Evet, 10 dakikam doldu. Gördüğünüz gibi böyle yumurta kıvamım böyle izi kalması gerekiyor üzerinde. Bu şekilde. Daha sonra ıspanak püremi olduğu gibi ekliyorum. Diğer kalıbın dibinde kalan püremi de komple hepsini ekledim arkadaşlar, spatula yardımıyla hepsini kazıyarak ekledim hamura. Hiçbir şekilde bir yerde ıspanak pürem kalmadı. Bir çay bardağı yarısı süt, yarısı sıvı yağ ekledim. Onu çok fazla olmayacak şartıyla hafif karıştırıyorum. Hamuruma böyle alt üst ediyorum ki dibine birikmesin diye. Daha sonra unumu, kabartma tozu ve vanilyamı ekliyorum. Tarifini bu videonun altında yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Spatula yardımıyla fazla karıştırmayacak şekilde yavaş yavaş karıştırıyorum. Çok fazla söndürmemeye çalışın. Çok önemli arkadaşlar. Kekinizin puf puf olup yumuşak olmasını istiyorsanız bu aşamada çok önemlidir. Fazla telle karıştırarak söndürmemeye çalışın. Hamurum şimdiden belli zaten arkadaşlar. Güzel pandispanyanızın, kekinizin olacağı zaten bu aşamada bellidir. Böyle çok güzel bir hamurunuz, puf puf hamur elde etmişseniz kekiniz çok güzel olacak demektir. Evet, spatula ile kenarlarını alıp alt üst ediyorum. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye. Bakın kıvamı böyle. Gerçekten
Hamur nefis oldu. Şimdiden eminim kekim çok güzel olacak. Bu şekilde her tarafını eşit olacak şekilde yaydırdım. Fırına gönderiyorum arkadaşlar. Fırınıza göre ayarlanmanız gerekiyor. Yüksek 80 derece fırında böyle üstü hafif orada burada pembeleşinceye kadar gelmeden aldım ben. Siz kendi fırınıza göre dikkat edin. Bu aşama çok önemli. Gayet güzel bir şekilde kekim pişti ama üstü asla ve asla kızarmadı. Kızarmaması gerekiyor. Böyle yeşil aldım. Kurabiye keseceğiyle de bana göre böyle mini mini olacak şekilde kestim. Sizin de elinizde ne varsa bardakla veya herhangi bir kalıpla da kesebilirsiniz. Bakın hepsi pürüzsüz ve dümdüz oldular. İçi gayet güzel pişti. Ve bakın yumuşacıklar. Çok güzel oldular. Keklerimiz hazır. Kestiklerimi kenara alıyorum ve kalan kırıntıları arkadaşlar blenderdan geçireceğim. Böyle un haline getireceğim. Böyle 20 tane kekçiklerim hazır. Bu kalanını da dediğim gibi blenderdan geçiriyorum. Kırıntılarımı blenderdan geçirdim. Bakın arkadaşlar, mis gibi oldu. Hiçbir hamurlaşma falan yok. Kekim gerçekten muhteşem oldu. Böyle hepsi eşit bir şekilde ufacık blenderdan geçirdim. Çok güzel oldu. Bir de rengine bakar mısınız? Harika. Muzum var. Muzu ince ince doğradım. Ve daha önce yaptığım bizim sayfamızda olan diplomat krema yaptım arkadaşlar ben içine. Bu kremanın tarifinin bağlantısını yorumda yazacağım açıklama kısmında. Oradan bakabilirsiniz veya sayfadan diplomat krema mutfak deltiler diye yazarsanız YouTube'da çıkar. Nefis bir kremamız arkadaşlar. Dondurma tadında bir krema. Gerçekten nefis oluyor. Kremamı torbaya doldurdum. Ve keklerimin üstüne sıkıyorum bu şekilde. Azar azar altını kapatacak şekilde. Çünkü bir kat üstünden daha geçeceğiz. Daha sonra ikişer tane muzdan üstüne koyuyorum. Hepsinin ne kadar istiyorsanız veya koyabiliyorsanız. Ben üçüncüyü sığdıramadım ve muz kaygan olduğu için böyle kayarak çıktı kenarlarından. O yüzden iki tane koydum. Bu şekilde üstünden gelişi güzel kremayı sıkabilirsiniz. Fazla fark etmiyor. Çünkü onu daha sonra bu şekilde toz yardımıyla elimizden istediğimiz gibi düzeltebiliyoruz. Hiç korkmayın. Çok kolay. Bu şekilde avucumun içine aldım. Yanlarından böyle sıvazlarcasına kekin her tarafına çevirerek yedirdim. Kalan boşlukları da zaten kek doldurduğu için böyle pürüzsüz ponçikler elde ediyoruz. Köstebek pastam hazır. Bir tane daha gösteriyorum. Gayet güzel, kolay, pratik arkadaşlar. Bu şekilde yandan yandan avucum içiyle kekle tüm krema kısmını kapattırıyorum. Daha sonra da avucumun içiyle düzeltiyorum. Gayet güzel ve pratik oluyor. Bu şekilde. Rengi gerçekten muhteşem oldu arkadaşlar. Her zaman da böyle ıspanaklı keki sık sık yapıyorum ama köstebek pasta da hiç yapmamıştım. Ama böyle hani deneyince rengi de gerçekten kekimin çok güzel oldu. Pişme kısmına dediğim gibi dikkat edince nefis oluyor. 180 derecede fazla tutmadım. 15 dakikayı çok az geçirdim herhalde. Ona siz fırınıza göre ayarlayın. Hatta başında durun, gitmeyin derim. Kızarmasına çok önem verin. Böyle düzelterek mini köstebek pastalarım hazır oldu. Gerçekten rengi muhteşem. Kalan diplomat kremamla da üstüne böyle sıkıyorum. Süslemek için. Bu şekilde
üstü kekil olduğu için krema geri geliyor. Daha sonra üstüne de ben narla süsledim, nar taneleriyle. Siz de istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz ama gerçekten böyle de görüntü muhteşem oldu bence. Evet, mini köstebek pastalarım hazır. Gerçekten nefis oldular, pürüzsüzler. Renkleri harika. Misafirlerim hepsi çok beğendi. Hatta bazıları bu kadar Antep fıstığını nereden bulmuş diyerekten düşünmüş. Çok güzel oldular gerçekten. Çok da lezzetli oldular. Arkadaşlar videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Böyle videoların devamı için desteklerinize ihtiyacımız var. Şimdiden yapanlara kolay gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.